Merhaba arkadaşlar, anlatım bozukluğu test çözümüyle devam ediyoruz. Birinci sorumuza başlayalım. Cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez demiş. Çocuk oyuncaklarını topladı. Artık ben buraya virgülü kaldırdığımda çocuk oyuncaklarını topladı. Yani birisi etrafta çocuk oyuncakları varmış, onları topladı şeklinde olur. Bir burada artık anlamını etkiler. Genç kızın arkasından koştu. Yine burada virgülü kaldırdığımda birisi genç kızın arkasından koşmuş olur artık burada. Rüzgar çatıları uçuracak gibi esiyordu. Artık burada virgülü kaldırdığımda rüzgar çatıları uçacak gibi esiyordu. Anlamında bir değişiklik var mı? Hayır, anlamında bir değişiklik yapmadı burada virgül. Yaşlı kadına dikkatlice bakıyordu. Virgülü kaldırdığında yaşlı kadına, kadın yaşlı olmuş olur. Artık burada da etkiler. 2. Çok eskiden beri biz bu mahallede oturuyoruz. Hangi sözcük çıkarırsa cümlenin anlamı değişmez. Eskiden beri bu mahallede oturuyoruz şeklinde dediğimiz arkadaşlar zaten o eski belirtir onu. Bu çok artık burada gerek yoktur. Cevabımız A olur. Hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Yol yürümekten ayaklarıma kara sular indi. Öğretmeni görünce eli ayağı dolaştı. Sınıfta olanları aynı önce bana anlattı. Sınavdan sonra hiç kimse ne içeri ne dışarı çıksın. Diyor ki ne içeri çıksın ne dışarı çıksın. Olur mu? Ne içeri diyor ne dışarı çıksın. Ama burada şöyle demesi gerekir. Ne içeri girsin ne dışarı çıksın. Yani cevap D olur. Burada bir anlatım bozukluğu vardır. İşlerinin çokluğundan 2 gündür uyku uyuyamıyordu cümlesi hangi sözcük gereksiz kullanılmıştır? Artık burada uyku demesine gerek yoktu. Uyuyamıyordu demesi gerekir. Tekrar burada uykunun kullanılması gereksiz sözcük kullanılmadı. Cevabımız A olur. Eski Ankara valisi bir basın toplantısı yapacak mı cümlesi anlatım bozukluğunun sebebi nedir? Diyor ki eski Ankara valisi bir basın toplantısı yapacakmış. Eski Ankara. Ankara'nın yenisi mi var? Hayır. O zaman şöyle söylemesi. Ankara eski valisi. Ankara eski valisi bir basın toplantısı yapacakmış. Artık burada ne yaptım? Sözcüğün yerini değiştirdim. O zaman anlatım bozukluğunun sebebi de sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıdır. Neredeymiş? Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Cevap D. Lütfen çorapsız halıya basmayınız cümlesi anlatım bozukluğunun nedeni nedir? Yine arkadaşlar diyor ki lütfen çorapsız halıya basmayınız. Nasıl olması gerekir? Lütfen halıya çorapsız basmayınız. Yine ne yaptın? Sözcüğün yerini değiştirdim. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıdır. Buradaki anlatım bozukluğunun sebebi. Aydın'da hemen hemen tam bir ay kaldım cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisi vardır? Diyor ki Aydın'da hemen hemen. Sonra da diyor ki tam bir ay. Artık burada ne yapıyor? Çelişiyor arkadaşlar. Bakalım. Genç kadının elinden çantasını çaldılar. Burada bir anlatım bozukluğu var. Evet. Burası daha önceki yerden daha güvenlidir. İki konu arasında küçük de olsa bir ayrıntı var. Kesinlikle yolun uzun sürmediğini sanıyorum. Burada bakın hem kesinlikle demiş hem sanıyorum. Yine burada yukarıdaki gibi birbiriyle çelişen durum söz konusudur. Bir tarafta kesinlik varken bir tarafta kesin olmadığını ifade etmiştir. Cevap D olur. Yukarıdakiyle benzer sormuştu. Yaşımız geliştikçe yardım aşkıyla yanıyor sıçıyoruz cümlesinde anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir? Yaşımız geliştikçe, arkadaşlar burada da yaşımız geliştikçe ya yaş gelişen bir şey değildir. Ne demesi gerekiyor burası? Yaşımız ilerledikçe yardım aşkıyla yanıyoruz. Artık cevabımız tutuşuyoruz yine tutuşuyorum. Geliştikçe yerine ilerledikçe getirerek cevabımız B seçeneği olur. Cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Trende yaşlılara yer verilmesi rica olunur. O koltuklar hamile bayanlar içindir.
Tehlike anında kolu çevirerek kapıyı açınız. Ağrısız kulak delinir yazısı asılmış. Evet, burada arkadaşlar D seçeneğinde var. Diyor ki ağrısız kulak delinir. Ağrısız kulak delinir. Yani benim kulağımda ağrı varsa delinmeyecek anlamı var mıdır? Hayır, şunu söylemek istemiş. Kulak ağrısız delinir. Yani sizi acıtmadan delinir demek istiyor. Yani burada sözcüğün yanlış yerde kullanılmasına kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız D seçeneği olur. Videomuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda test çözümüne devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.